Evet, şu an neredeyiz? 5 Menemen tam karşısındayız. Casa del Gusto. Evet, Casa del Gusto. Kozak, Bergama. Evet, hemen buraya geçiyoruz arkadaşlar. Küçük şarküteri. Evet, şarküteri, köy, kasabı diyoruz. Hemen şöyle içerisine geçiyoruz. Merhaba, hayırlısı olsun arkadaşlar. Vay, harika, süper. Evet, hemen söylüyorum. Evet, selam Zeynep, nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet, buradayız. Casa del Gusto. Buyurun. Harika bir yerdeyiz. Evet, çok Avrupa'yı bir yer gözüküyor böyle. Neler aldınız, ne yaptınız? Peynir aldık. Tamam. Buğday unlarından aldık. Vay vay vay. Et aldık. Süper. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar bulunduğunuz yerin atmosferine şans olduğunuz için makul. Evet. Lezzet 10 numara. Harika. Biz hemen böyle hemen sahiplerini görüşelim. Evet. Hanımefendi nasıl buldunuz? Merhabalar. Sağ olun. Sağ olun. Gönül Gökalp, Cankı, merhabalar. Evet, nasıl bulduk? Vallahi biz aslında Hürol da ben de dalış eğitmeni, ben film yapımcısıyım. Vay süper. 5 yıl önce Kozak'tan bir yer aldık, Kozak'a taşındık, üretmeye başladık. Harika. Ürettiklerimizi dostlarımız çok beğendi. Kendi ürününüz yani. Kendi ürünlerimiz, kendi hayvanlarımızın eti, etimizden yaptığımız kendi sucuğumuz. Süper. İsim nereden geliyor? Casa del Gusto. Lezzet evi demek burası. Lezzet evi. Evet, lezzetli şeyleri seviyoruz. İyi şey seviyoruz. Temiz gıdaya ulaşmak istiyoruz. Bizim gibi dostlarımız da talep ettiler. Biz de böyle bir işe kalkıştık. Hayırlısı olsun diyoruz. Sağ olun, çok mersi. Beyefendi baksana, gelin buyurun. Evet, selam. Hayırlısı. Merhabalar, ben Hürol Cankı. Nasılsınız? Evet, sağ olun. Nasılsınız? Ses güzel. Sağ olun, harika, teşekkür ederim. Tam böyle iyi. Efendim. Neler olacak? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Şöyle, sabahleyin saat 9.30'da açacağız. 10'a kadar açarız. Akşam 10'a kadar açarız. Etlerimiz eşimin de söylemiş olduğu gibi kendi hayvanlarımızın etleri. 21 gün dinlendirerek satıyoruz etlerimizi. Aa, dinlendirerek. Çok evet, önemli. 21 gün dinlendiriliyor etlerimiz. Bu gerçekten önemli bir detay. Şu an fiyat belli mi? Şu an fiyat belli. Örneğin kıymamız 139 lira. Kıyma. Kuşbaşımız 150 lira. Kuşbaşı 150 lira. Evet. Dinlendirmiş et arkadaşlar. Burada da bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Süper. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sucuklarımız 190 lira ve kendi hayvanlarımızın karkas olarak gönderilir. Kırpıntı et asla kullanılmaz. Karkas olarak gönderilir ve sucuk olur gelir. Peki sipariş veren böyle gönderiyor musunuz? Evet, siparişle gönderiyoruz. Telefon numaramız 0531 223 3310. Instagram, Facebook adresiniz var mı? Şu anda yok ama kısa süre içinde olacak. Yağlar dikkat edecekti böyle. Yağlar, işte, unlarımız hakkında biraz bilgi verebilirim. Unlarımız kendi topraklarımızda yetiştirdiğimiz atalık buğdaylardan. Şahman ve köse buğdaylarını yetiştiriyoruz. Hem buğday olarak satıyoruz hem de taş döğümende un olarak satıyoruz. Ruşeğimi içinde. Dolayısıyla da çok besleyici, çocuklar için çok faydalı bir un. Fiyatları nedir? Fiyatları hemen alalım. Hem bakalım. Arkadaşlar çünkü niye? 5 M'nin karşısındayız. 5 M, çarşıda değiliz. Aynen. Burada. Evet, buyurun. %100 doğal. Atalık buğdaydan unumuzun fiyatı 32 lira. Vay süper. Hemen şunlar. Onlar kozalak pekmezimiz. Biliyorsunuz kozalak pekmez. Pekmezi. Biliyorsunuz Kozak Yaylası'nın en önemli ürünlerinden bir tanesi çam fıstığı. Çam fıstığı. Bizim bir fıstıklığımız var. Burada çam fıstıklarımızı da görebilirsiniz. Sercan bakar mısınız? Şöyle süper. Evet. Bunu burada alıyorsunuz. Kendi üretimimiz çam fıstıklarımız, kendi topraklarımızdan. Yumurtayı merak ettim. Yumurtanın bir tanesinin yeşil olduğunu görürsünüz. Evet. Sabahleyin tavuklarımız yumurtladı. Vay be. 6 tane yumurtladı. Biz de 6 tanesini getirdik. Bu kadar. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi. Az göz. Aynen öyle. Organik olan bir şeyin sonsuz derecede olamayacağını düşünüyoruz. Biz kaç tane ise o günkü üretimimiz. Evet arkadaşlar. O kadar getiriyoruz. Bugün tavuklarımız bakar mısınız? Aynen öyle. Oradaki de... Evet. Yeşil yumurta. Yeşil yumurta, doğal. Tanesi ne kadar? Tanesi 2,5 lira. 2,5 TL tabii. Başka yok çünkü. Bu kadar. O kadar. Süpersiniz. Hemen böyle kardeşim, hayırlısı olsun. Gerçekten böyle çok güzel şeyler var. Ekmekleri lanse ettik. Hemen peynirlerden geleceğim. Peynirler. Evet. Soframda ne var? Şöyle. Soframda ne var? Aslında sahipleri de buradalar. Bizim iş ortağımız. Süper. Onlarla da konuşabilirsiniz. Kaz Dağları'nda keçi sütünden peynir yapan bir girişimdir. %100 keçi peynirinden yapılır bütün ürünleri ve şaraplık ve sofralık peynirler üretirler. Kendileri burada peynirlerinden de tadımı yapabilirsiniz. Lütfen Gülsüm Hanım'la konuşun çünkü Gülsüm Hanım Türkiye için önemli bir insan. Evet, çok önemli. Şunu da ben merak ettim, en son tavuğumuz. O da köy tavuğumuz. Köy tavuğumuz.
Gerçekten. Elimizde 15 tane vardı. O kadar. Az ve öz. Gerçek, organik her şey. Aynen öyle. Evet, süper. Gülsüm Hanım merhaba, hayırlısı olsun diyoruz. Merhaba, sağ olun. Evet, biraz bahseder miyiz efendim? Evet, Kozak'tan buraya geldik. Evet, neler var, neler yok. Peynirler çok var. Çok peynirli. Biraz peynirden bahsedelim. Bizim peynirlerimiz Kaz Dağları'nın kaybolmaya yüz tutmuş kırsal keçilerinin, kara keçilerinin şirden mayalı keçi peyniri yapıyoruz. Bu aslında Kadın Kadının Yurdudur projesinde her zaman ben yer alıyorum ve burası da bir kadın işletmecisi olduğu için de peynirlerimizin burada bu noktada oluşu bizim için, benim için çok kıymetli. Keçi peyniri acayip bilinir. Şirden mayalı. Suzu şirden diyorsunuz. Şirden mayalı, katkısız, doğal, Kaz Dağları'nın çoban kadınlarının sütlerinden yapılmış. Gerçekten böyle keçi var peyniri. Ya süper. Fiyatı nedir? Fiyatı 200. 200 lira. Kilogram. Tamam. Peki kahvaltı mı bu? Yoksa? Hayır. Bu mesela yediğiniz peynir şaraplık bir peynir. Keyiflik peynir. Hem onu ötürüyorum ben. Tabii keyiflik peynir. Yani peynir, her peynir. Kahvaltılık peynirimiz de var. Onun kilogramı 100. Sercan biz peyniri, peynir mükemmel. Biz peyniri bulduk ya, bizi götürelim böyle bir peyniri. Kahvaltılık peynirimizin kilosu 140 lira. Şaraplık peynirlerimizin kilosu 200-280 lira arasında değişiyor. Şunu anladım ben. Kozak'tan geldik. Eşinizle, ortağınızla birlikte. Doğal, organik ürünler var burada. Doğru mudur? Aynen doğru. Yani bunu anladım. Yani ekmeğimizden, tavuğumuzdan, peynirimizden, yumurtamızdan kadar. Evet. O gün kaç tane ürettiysek o kadar var. Bir, en son zeytinyağı dikkatimi çekti. Zeytinyağını biz üretmiyoruz. Tamam. Bunun için de bir çözüm ortağımız var. Biliyorsunuz Ayvalık zeytinyağı konusunda çok özel bir yer. Özellikle Kozak Yaylası'yla deniz kenarı arasında kalan bölge. Zeytinyağı üretimi için çok güzel bir o rüzgar oradan içtiği zaman çok güzel. Tabii. Aynen öyle. O rüzgar çok önemli. Biz çözüm ortağımız orada arazileri olan, zeytinlikleri olan insanlar. Onların zeytinyağlarını alıyoruz onlardan ve hem mekanımızda hem de online olarak satacağız. Gerçekten süper. Teşekkür ediyorum. Haksaman yağı var. Önemli olan şeylerden bir tanesi sirkelerimiz. Sirkeler de var. Ceviz sirkesinden ahududu sirkesine kadar, zeytin yaprağı sirkesinden kozalak sirkesine kadar yaklaşık 10 çeşit sirkemiz var. Sirkemizi kendimiz üretiyoruz. Bütün sirkelerimizi kendimiz üretiyoruz ve tamamen hepsi yine doğal ürünler. Hem hocam süper yani. Hem uygun fiyat. Casa del Gusto'ya giriyorsun. Doğru mudur? Casa del Gusto. Burada mükemmel Han Eşi ile birlikte Kozak'tan gelen bütün ürünler burada. Nerede diyoruz arkadaşlar? 5M'nin tam karşısındayız. Buraya geldiğiniz zaman burada bütün organik her şeyi görebilirsiniz. Hemen geldik. Efendim nasıl bulduk ablacığım? Nasıl bulduk? Çok güzel. Güzel mi? Hayırlı olsun. Evet. Nasıl? Doğal ürünler. Organik, doğal. Tabii. Hanımefendi. Neye dikkat ediyorsunuz? Fiyata mı bakıyorsunuz? Kaliteye mi yoksa doğal mı? Gayet güzel çünkü ben zaten üretim yerinden geliyorum. Vav wow, süper harika çok güzel. Duyduk, sevindim. Evet gayet çok güzel. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar, görüşmek üzere. Evet neredeyiz? Gazeteler Gusto'dayız. 5M'nin tam karşısında her şey organik. Herkese hayırlısı olsun diyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi günler.